Bizleri mübarek Ramazan akşamlarına ulaştıran Rabbi Rahim'e sonsuz hamd ve senalar olsun. Ahir ve akıbetimizi hayır eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, Ramazan'ı neredeyse yarıladık. Rabbim hakkıyla idrak edebilmeyi nasip eylesin. Peygamber Efendimizin cennetin kapıları ardına kadar açılır, cehennemin kapıları kapanır buyurduğu Ramazan ayını layıkıyla değerlendirebilmek, Peygamber Efendimizin de tavsiyelerini yerine getirerek daha kolay olacaktır. Bize Ramazan'da yapmamız gerekenleri öğretir Peygamber Efendimiz. Ramazan'ın vaazının başlangıcında Merkez İsmail Bey Camimizdeki genel vaazımızlarda, vaazlarımızda paylaşmıştık, sair vaazlarımızda paylaşmıştık. Özetle şunu demiştik. Önce kelime-i şehadet sık söylenecekti. İstiğfar sık söylenecekti. Allah'ın cenneti çokça istenecekti. Ve Allah'ın cehenneminden çokça sakınılacaktı. Hepsini toplayan, cem eden bir ifade var. Onu paylaşalım. Ardından dersimize geçelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Çokça kelime-i şehadet getirin demişti Peygamber Efendimiz. Ramazan ayında bu birincisi. İki, tevbe istiğfarı çok yapın demişti. Estağfirullah. Dilimize sürekli kullanmamız gereken, gün içerisinde yürürken, otururken, çarşıya giderken, televizyona bakarken, telefona bakarken vesaire. Estağfirullah dilimizden düşmeyecek ifadelerden birisi. Bir diğeri Allah'tan cennetini çok istemekti. Allahümme inni eselükel cennet. Ya Rabbi bana cennetini nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizlere cennetini nasip eyle Ramazan hürmetine. Allahümme inni eselükel cennet. Bir diğeri Allah'ın cehenneminden çokça sakınmak, Allah'a sığınmak. Ve neuzbike minen nar. Ateşinden muhafaza eyle ya Rabbi demek. Söylemiş olalım. Ya Rabbi cehennem ateşinden bizleri muhafaza eyle, cennetini nasip eyle. Estağfurullah dedik ve kelime-i şehadeti getirdik. Bunları çok yapmamızı, ne zamana kadar yapmamızı, Ramazan'ın son günü akşamına kadar çokça ifade etmemizi Peygamber Efendimiz öğretti bize. Şimdi, bugün Müslüman'ın diğer Müslüman üzerindeki beş hakkını bir irdeleyelim. Yanı başınızda saf tuttuğunuz Müslüman kardeşiniz için, alt katınızda üst katınızda oturan kişiler için, aynı mahallede beraber yaşadığınız kişiler için birbirimize karşı münasebetimiz, beşeri münasebetimiz nasıl olmalıymış? Peygamber Efendimizin öğrettiği şekliyle bir kulak verelim. Alemlere rahmet olarak gönderilen Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki, Hakkul müslimi alel müslimi hamsun. Her Müslümanın, her birimizin, ergenlik çağına ulaşmış akıl bali olan her Müslümanın diğer Müslüman üzerinde beş temel hakkı var. Hakkul müslimi alel müslimi hamsun. Müslümanın diğer Müslümanlar üzerinde beş hakkı var. Sayar madde madde Peygamber Efendimiz. Raddü selam. Selam verenin selamını almak. Selam Allah'ın esmalarından birisi aynı zamanda. Bazen günlük hayatımızda toplum içerisinde ufak çaplı kırgınlıklar yaşayabiliyoruz. Kimilerine kızıyoruz, kimilerine kırılıyoruz, kimilerini kırıyoruz, üzüyoruz vesaire. Bazen bu kibrimizden ötürü, enaniyetimizden ötürü haddi aşabiliyor. Diyoruz ki hatta bundan sonra 60 sene selamını bile almam, cenazeme gelmesin, cenazesine gitmem. Bazen böyle laflar söyleniliyor. Bilinçsiz de söylüyor elbette. Yani bir Müslüman mahiyetini bilerek böyle ifade kullanmaz elbette. Çünkü selam birisiyle buluştunuz ve selam verdi size. Siz sırf ona kızdığınızdan ötürü artık selamını almayacaksınız ya. Selamu aleyküm dedi, selamını almadınız. Siz Ahmet'le bozuştuysanız şayet, size Ahmet selam verdiğinde Ahmet'in selamı değil o muhatap olduğunuz konu. Selam Allah'ın selamı, almama lüksümüz yok. Vermek sünnet, almak boynumuzun borcu değil mi selam? Dinimiz bize bunu öğretir. Raddüsselam, selam verenin selamını almak. Diğeri... وَاِجَابَتُ الدَّعْوَةِ Ramazan günündeyiz. İftar vakitlerinde davetlere katılabiliyoruz. Davetler yapıyoruz. İmkanımız el verdiği ölçüde, vaktimiz müsait olduğu ölçüde, maddi durumumuz uygun olduğu ölçüde, bir bardak suyla bile olsa ikram etmeye çalışıyoruz kardeşlerimize, komşularımıza, akrabay talukatımıza vesaire. İftar davetleri veriyoruz. Peygamber Efendimizin güzel bir sünnetidir bu esasen. Bize öğretiyor ki Peygamber Efendimiz, meşru mazeretiniz yoksa, bir Müslüman kardeşiniz davet etmişse sizi davetine icabet ediniz. Eğer işte düğünce daveti, sünnet daveti, mevlid daveti, iftar daveti adı her neyse meşru bir davetse sizi harama davet etmiyorsa
Daveti meşru çerçevedeyse o davete icabet ediniz. Davetten geri durmayınız der Peygamber Efendimiz. Bir diğeri Raddüsselam ve icabetü da've ve iadatül meriz. Hastalandık. Sağlık da bizim için, hastalık da bizim için değil mi? Sağlığın bize göre olması gibi hastalık da bize göre hiçbir zaman gün bugünden ibaret olmayacak. Bugün taşı sıksanız suyunu çıkaracak kudrettesiniz, kuvvettesiniz belki ama yarın gözle görülmeyecek bir mikrop bedenimize girecek, iki büklüm olacağız belki değil mi? Adına korona diyecekler, başka bir şey diyecekler. Gözle görülmeyecek mikrop hasta yapacak bizi. Hasta olanı ziyarete gitmek Müslümanın diğer Müslüman üzerindeki haklarından birisidir. Bununla ilgili ayrı bir müjde de var tabii esasen. Hasta ziyaretinde bulunan kişi ziyaretten dönene kadar meleklerin hıfzı emanındadır. Yani attığı adım başına mükafat, yaptığı dualara mukabele vardır, icabet vardır. Rabbim niyetlerimizi de kabul eylesin. Etrafımızda, konu komşumuzdan, eşimizden, dostumuzdan, hasta, seyri ne durumda olan varsa hepsinden de haberdar olmayı nasip eylesin. Ölür olur ya, bazen kapıları bekleyenlerimiz olur, kapıları gözleyenlerimiz olur. Acaba gelenim olacak mı? Acaba bir tas su ikram edenim olacak mı? Acaba bana da hal hatır soranım olacak mı diyenlerimiz vardır belki. Bugün belki birileri söylüyordur, yarın biz söyleyeceğiz belki bunu. Bugün oğlum var, kızım var gibi üstünlüğe, efendim benim 3 kızım var, 2 oğlum var, birinden birisi bakar herhalde bana diyerek üstünlük taslamamalı. Kendine güven içerisinde olmamalı. Yarının sahibi Allah. Biz ana babamıza nasıl davranmışsak bizden sonra gelenler de bize öyle davranacaklar, farklı değil. Rabbim ana babalarımızı halimizden hoşnut eylemeyi bizlere nasip eylesin. Onların hoşnutluğunu almadığımız takdirde işim vardı, gücüm vardı, meşguldüm, onlar eski kafalıydı vesaire, ne söylersek söyleyelim. Anne babayı razı etmeden Allah'ı razı etmek mümkün değil diyor Peygamberimiz bize. Öğretiyor ki, رِضَ الرَّبِّ فِي رِضَ الْوَالِدِ وَسَخَتُ الرَّبِّ فِي سَخَتِ الْوَالِدِ Allah'ın rızası sadece ana babanın rızasındadır. Allah'ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir. Yani anneyi babayı gönlü kırık bırakacaksın, ardından iki yakanın bir araya gelmesini isteyeceksin. Boş yere beklemeye gerek yok. Peygamber Efendimiz öğretmiş usulü. Allah'ı razı etmek istiyorsan, yani ağız tadıyla ömür sürmek istiyorsan, gönül hoşnutluğuyla günlerim geçsin istiyorsan, senden önce olanlara, yani anana babana hürmeti eksik etmeyeceksin. Ki senden sonra gelenler de sana hürmeti eksik etmesinler. Hasta ziyareti dedik, Müslümanın diğer Müslüman üzerindeki 5 temel hakkından birisi. Raddüsselam, selamını almak. Ve icabetut da've, meşru davetine icabet etmek. Bir Müslümanın mevlüt daveti, düğün daveti, iftar daveti adı her neyse, meşru olan davetine icabet etmek. Bir diğeri ve iadatul meriyyudu dedik. Hastalandığında ziyaretine gitmek. Hasta ziyaretinde bulunan kişi meleklerin emanındadır. Hasta varsa çevremizde, yatalak hasta ya da mevsimsel hasta, yani geçici süre hasta olmuştur, ziyaretine gitmek gerek, hal hatırını sormak gerek. Bir diğeri vettibâul cenâiz. Her gün selaları duyuyoruz değil mi minarelerden? Her gün. Gürül gürül okunuyor selalar. Salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Bugün bizim selamımız verilmedi. Bugün verilmedi. Sabahın sahibi Allah dedik ya. Belki sabah olur ama biz olmayabiliriz. Sabah bizim selamımız verilir belki. Vettibâul cenâiz bu sebeple çok önemli. Meşru bir gerekçeniz yoksa şayet ve vaktinizle müsait ise şayet. Cenaze olduğunda Müslümanın cenazesine icabet etmek, Müslümanın diğer Müslüman üzerindeki 5 temel hakkından birisidir diye öğretiyor sevgili Peygamberimiz. Ve son madde, وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِزِ Hapşırdığımız zaman elhamdülillah diyoruz ya, hapşırdığımızda elhamdülillah diyoruz ya, anlamı Allah'ım sana şükürler olsun demek. Dilimiz dönüyorsa şayet yanımızda birisi hapşırdı. Bize düşen kelime yerhamuke Allah demek. Anlamı ne? Allah sana rahmet eylesin demek. Biz bunu sadece ölüye söylüyoruz. Ölmüş Allah rahmet eylesin. Sadece böyle söylüyoruz. Rahmet asıl diriye lazım Müslümanlar. Rabbim Teala ve Tekaddes Hazretleri hanenizden, cebinizden, sağlığınızdan, evinizden,
Günlük hayatınızdan bereketini çekip alacak olursa şayet, Allah muhafaza, çuvalla parayla aç gezersiniz. Ne kadar genç, ne kadar dinç olursa olsun, hastalıktan belinizi doğrultamazsınız. Gün yüzü göremezsiniz derler ya, hakikaten gün yüzü göremezsiniz. Rabbimin rahmeti üzerimizden eksik olacaksa şayet, Allah muhafaza, Rabbim rahmetini eksik etmesin üzerimizden. Hapşıran kardeşimize elhamdülillah diyecek. Hapşıran, biz ona Allah sana rahmet etsin diyerek mukabelede bulunacağız. Yani dünyanın ve ahiretin bütün iyilikleri senin olsun demek. Anlamı bu. Biz Allah rahmet eylesini gömebilirsiniz anlamında cenazeye söylediğimizi zannediyoruz. Dünyanın ve ahiretin bütün güzelliklerini Allah sana versin demek. Allah sana rahmetin eksik etmesin demek. Sağanak sağanak sana rahmet yağdırsın demek. Evinde huzur, bedeninde sağlığın, cebinde paran, eşinle arasındaki münasebetin, evladının seni ata yerine sayıp saymaması hepsi dahil. Hepsine Allah rahmet eylesin. Rahmetini eksik etmesin ki ağız tadıyla, gönül huzuyla günlerini geçirebilesin. Velhasıl Müslümanlar, Müslümanın hemen yanı başında saf tuttuğu diğer kardeşleri için 5 temel hakkı var. Binalarda oturanlara, alt katındakinin üst kattakine komşu olana, aynı mahallede oturana, aynı köyde birbirleriyle komşuluk yapanların birbiri üzerinde 5 temel hakkı var. Her birimiz için geçerli bu. Kimse hakkını ötekine devredemez. Her birimiz için geçerli. Sayar Peygamber Efendimiz. Hakkul muslimi alel muslimi hamsun. Müslümanın, her Müslümanın diğer Müslüman üzerine 5 temel hakkı var. Madem Ramazan, kendimizi Allah'a affettirmenin nefsimi, kul hakkı hariç bütün günahlarımızı dilerse Rabbi Rahim olan Allah affedeceğini bize vaat ediyor. Cennet kapıları ardına kadar açılmış. Reyyan gelin diyor, bekliyor bizi. Reyyan cenneti bizi bekliyor. Kul hakkını ilgilisiyle helalleşmek kaydıyla. Bu sebeple kul hakkına taalluk edebilecek olan kısmı iyi bilelim ki Ramazan bittiğinde heybemizde günah birikintileri kalmasın. Müslümanın diğer Müslüman üzerindeki haklarını iyi bilelim ki kimsenin hakkına tasallutumuz olmasın. Müslümanın diğer Müslüman üzerinde 5 temel hakkı var. Sayar Peygamber Efendimiz. Raddü selam ve icabetü da've ve iyadatül meriz ve ittibâul cenâiz ve teşmîtül âtız. Selam verenin selamını almak. Bu bir. Müslümanın diğer Müslüman üzerindeki hakları. Selam verenin selamını almak. İki, davet ettiğinde meşru bir mazeretiniz yoksa davetine icabet etmek, mevlidine icabet etmek, iftarına icabet etmek, cenazesine icabet etmek. Hocam ezan okundu mu? Yeni başlıyor. Geciktirmeyelim. Davetine icabet etmek. Bir diğeri vayyadatul meriz. Hastalandığında hastalığını ziyaret etmek. Geçmiş olsun niyazında bulunmak. Çevrenizde varsa hasta, melekler sizi emanına alacaklardır hastaya gidip gelene kadar. Raddü selam ve iyadetül meriz ve icabetü da've ve ittibâul cenâiz. Vefat eden olduğu zaman çevrenizde cenazesine icabet eder etmek Müslümanın diğer Müslüman üzerindeki haklarından birisi. Ve son madde, hapşırana Allah sana rahmet eylesin diyerek mukabelede bulunmak. Yani yerhamukallah demek. Eğer hapşıran kişi telaffuzunu biliyorsa yehtina ve yehtikumullah veya yehtikumullahu ve yuslihbalekum ve benzeri türevleri var. Eğer dili dönüyorsa bu şekilde mukabelede bulunabilir. Rabbim yarattığı gaye üzere yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbim ardına kadar açılmış olan Reyyan cennetini hak eden bahtiyarlardan olmayı nasip eylesin. Aynen ezanların herkese okunup sadece nasibi olanların secdeye gitmesi gibi Ramazan ayı gelir, sadece nasibi olanlar istifade ederler Ramazan ayının rahmetinden, bereketinden. Rabbim bağışlanan bahtiyarlardan olarak Ramazan'ı idrak ederek Ramazan'ın sonuna ulaşabilmeyi, daha nice bayramlara, Ramazanlara ulaşabilmeyi bizlere nasip eylesin. Ahir ve akıbetlerimizi hayır eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.